Sevit hocandan satır arasından herkese merhabalar. Osmanlı'da Seyitler ve Şerifler kitabıyla sizlerleyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Herkese selamlar, İyi haftalar. Nasılsın? <laughs> <Yani> bu kitaptan <laughs> bu sonra... kitabı okuduktan sonra çok ne bileyim... İnsanı düşündürüyor. Bu topraklarda yaşayıp işte hala bu konulara bu kadar uzak. Ama içindeyim içindeymişçesine akademik çalışma yapmaya gayret... Ve kaynakların bu şekilde olması aslında. iç içe girmesi, kaynakların yabancılardan olması, evet. bizim iç kaynaklarımızın yeterli olmaması, yeterli olduğunun iddiası ama o iddiaya karşılık bir şey Ki görünmek. zaten 17. yüzyılda bitirmiş. Hani aslında bizim ihtiyacımız olan kısma da gitmemiş. Evet 1800 yıllarına gitmiyor yani. Ve sonuç bölümü aslında o ben bende sende aynı evet. yerleri işaretlemişiz. Evet. Sonuç bölümü zaten bu kitabın ne kadar seküler mantıkla yazılmaya gayret edildiğini bir göstergesi olarak şöyle başlıyor. Bu arada kitabın yazarı Rüya Kılıç ama e, sunuşu yazan Ahmet Yaşar Ocak Nisan 2005'te yazmışlar. Kureyş Aşiret Federasyonu'nun üyesi Ümeyye oğulları. Bir kere Aşiret Federasyonu demek bile eksik olur. Hatalı olur yani. Ümeyye oğulları Aynı federasyonun diğer üyesi Haşimoğulları ile İslam'dan çok önce aralarında zuhur eden iktidar kavgasını 661 yılında son noktayı koydular. Sabırlı bir bekleyiş ve entrikacı bir siyasette peygamberin vefatından bir zaman geçmeden vaktiyle onlara kaptırdıkları siyasi otoriteyi tekrar ele geçirdiler. Yani sanki dinin varlığının bir siyasi algoritmayı ele geçirme mücadelesi aileler arası kavgada dinin varlığı gibi izahat var ve hatta e, Muaviye Ebu Ebi Isifyan'ın politik entrikalarıyla baş edemeyen 4. Raş-ı Ali hakem olayı ile siyasal bir hata işleyerek yetkisi tartışılır hale getirdi ve sonuçta devretmek zorunda kaldı diyerek de bir başka hataya evet. indirmişler. Ve e, bu peygamberin bütün hayatı boyunca İslam inancı altında toplamaya çalıştığı Arap toplumu içinde onun ölümünden sonra ortaya çıkan bir dizi iç savaşın geldiği son noktaydı diyerek de Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve vahiy ilahinin ne demek olduğundan uzak bir söylenceyle kitap başlayınca zaten sigortalar da atmaya başlıyor. Ve sonra da birçok hata var. Örneğin yani tek tutarlayanı belki e, bu mücadelenin Peygamber Efendimiz'in dedeleri zamanından başladığını alması. Bir yere orası evet. E, onların işleriyle ilgilenecek özel kurumlar Nakubül Eşraflıksa daha Abbasiler zamanında oluşmaya başlamıştı. Yanlış. Bu usulluğa Hazreti Ali Efendimiz'den Zeynel Abidin döneminde bak, başlayan bir şey? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ait olduğu için fıkhi karşılığı var. Yani toplanan zekatın, toplanan vergilerin daha doğrusu devlet malının yirmisi meselesi var. Dolayısıyla fıkıh konusu olduğu için Allah Resulü'nün yaşadığı dönemin hemen ardından devam eden bir süreçti Ki bu. İslam tarihi çalışırken niçin hiç fıkha ve ilahiyat konusuna girmezsin ya da hiç. danışmazsın? Bu da ayrı bir sorun. Eyvallah. 13'e gittim sonra ben girişe. Buyurun. Zaman olarak 14-16. yüzyıllar mekan olaraksa Anadolu seçilmiştir. Yaklaşık 600 yıl gibi uzun bir sürenin incelenmesi teknik anlamda imkansız olduğundan kuruluştan klasik dönem olarak kabul edilen 16. yüzyıl sonuna kadar ki zaman dilimi araştırmaya esas alındı. Bir, imkansız demek yanlış bir kelime olmuş. Çok kolay yapılabilirdi bu elde evrakın uğraşılması gerekirdi. Bir de klasik dönem 16. yüzyılda bitebilir ama Nakubil Eşraflık bu 16. yüzyılda bitmiyor. Sonra kaynaklardan Nakubil Eşraf defterleri alınmış. mühimme defterleri, şeriye sicilleri, tahdil defterleri menkıbnamelerden de destekler alındığını ifade ediyor yazarımız ve süreç ben de 22. sayfaya gidiyorum. Buyurun. İslamiyet'ten önce Arap toplumunda asil atalara sahip olmak hasebiyle üstün bir mevki talebine hakkı olan hür kimse veya kabile soy reisi için kullanılan Seyyid Şerif unvanları geniş anlamda Hazreti Peygamber ailesi mensupları dar anlamda ise Hazreti Hasan ve Hüseyin evladının anılma şekli oldu demişler. Şimdi bir şey için teşekkür ederim. Daha önce Şerif Hüseyin meselesinde anlattığımın altı çizilmiş ama aile mensupları dar anlamda Hazreti Hasan ve Hüseyin evlatları demek doğru değil. Çünkü ayet kelime Ali Beyt üzerine, Ehli Beyt üzerine Burada da bir hata olmuş. Sonra da devam ediyorum sayfa 24'de. Evet ben de 25. Buyurun sen devam edebilirsin. Ben daha çok bu ülkemizde kafa karıştıran bir konu olduğu için burayı aldım. Eyvallah. Veli Baba Menakıb Namesi'nde Konya Havalesi'nde valide cihetinden evladı Resul'e mensup olanlara çelebi denildiği. Ancak zamanla gerek anne gerek baba kolundan gelenlere aynı ünvanın verildiği belirtilmesine rağmen Çalışmamız esnasında bunu destekleyen başka herhangi bir bilgiye rastlanmadığından bu konuda şu an için bir yorum yapacak durumda değiliz. Konya'da özellikle e, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesinde de birçok çelebi görüyoruz ya. Evet. Bunların gerçekten hani seyit olduğunu Yok, düşünenler değiller, de var. Değiller. Bu konunun en azından hani Altı net çizilmiş. olmadığının altını çizmiş. Ee, devam edelim. Ben 36'ya gidiyorum sen de öncesi yoksa. 33'te şu var. Bedevi için önemli bir diğer unsur olarak nesebin sarihliği ile karşılaşırız. Bir bedevi safkanı, kılıcı, atı ve öncelikle de asil nesebiyle iftihar eder. Bedevilerde bu çok gelişmiş değildir. Arap çöllerinde yaşayan her gruba bedevi denmez. Bunu ayırmasını bilmesi için de biraz Arap tarihini incelemesi lazımdı. İncelememiş. Nesep bilgisinin bir ilim derecesine kadar yükseltilmesi doğru. Bunun Arap toplumunda oynadığı önemli rolü göstermesi bakımından dikkat çekicidir denilmiş. Bu anlamda da önemli bir e, tespitti. de öncesi var. İslam öncesi dönemde Haşimiler ve Ümeyye oğulları arasındaki iki çekişme görülür. Taberi, Haşim'in yaptıklarını yapmak isteyen Ümeyye bin Abdüşşems'in şeref ve asalet yarışında Hakeme başvurduğunu ancak Haşim'in yaş büyüklük ve derecesiyle onun geçmesinden dolayı Ümeyye'nin Mekke'yi belli bir süre terk etmek zorunduğunu anlatır. Bu böyle değil bir cinayet meselesiyle olmuş bir durumdur. Biz yerine bir de bazı yerlerde anlatacağız bu meseleyi. Yakın zamanda geliyoruz oraya doğru da. Eyvallah. Ee, Abdümenaf boyuyla şeref meselesinde yaşananlar anlatılmış. Daha sonra evet, evet aynı, aynı, yerdeyiz. yerdeyiz. Buyurun. Ebu Cehil'in şu sözleri kabileler arasındaki iktidar ve şeref mücadelesini göstermesi bakımından önemlidir. Abdümenaf boyu ile şeref hususunda anlaşmazlığa düştük. Onlar halka yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar yaya kalmış kimselere binek verdiler, biz de verdik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Sonunda aynı dereceye ulaşıp kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde onlar, işte bizden semada kendisine vahiy gelen bir peygamber çıktı dediler. Biz buna ne zaman ulaşacağız? Evet, Ebu bu söylemi meşhurdur. O söylemde olayın hakikatini anlatmak evet, kafir. Gayet özetlemiş. Aynen öyle. Efendim... Işte Arka burada... sayfada Hazreti Osman meselesi var. Buyurun. Velhausen, Hazreti Osman'ın seçilmesini şura içindeki en gevşek ve önemsiz kişi olmasına bağlar ve başlarına yeni bir Ömer geçirmek istemedikleri için tercih edildiği şeklinde yorumlar iğrenç bir ifade. Çok yanlış ifadeler var ya. yani Kaynakların bu kadar yabancı ka olması ve bizim tarafta İsmail Hakkı Uzunçarşılı'dan başka çok da... Konuya eğilmiş kimse yok. Olmaması ilginç. İlginç değil. Yani gayet basit. Yani seyitleri doyurma şey zaten yasak ki. Yani... Sayfa 51. Bir ben de, de var. şu altında Hı. devam ediyor. Ancak seçimde başka kıstasların etkili olduğunu düşünmek için yeterince kanıtımız vardır. Her şeyden önce diğer halifeler gibi onun da peygamberle olan akrabalığı yanında yaşının ileriliği, ilk Müslümanlardan oluşu, nesebinin asilliği ve tabii ki Kureyş'in nüfuzlu bir boyuna sahip olması göz ardı edilemez diye hani Velhasan'a Kendisi de artık içine sinmemiş gibi böyle bir düzeltme yapmış. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Sayfa 51'deki mesele var. Ee, Osmanlı döneminde Hicaz emirleri şerifliğinin seçimi Mekke kadısıyla Mısır, Şam ve Cidde valilerinin arzları üzerine padişah tarafından atanırdı. Fakat öncelik şeriflerin ittifak ettikleri adaya olurdu. Söyleme her zaman için geçerli değil zaman zaman farklılıklar gösterdiğini ifade etmek gerekiyor. Yine emirlerin derecesi vezirlerden bir derece yüksek olup Padişah onları kabul sırasında soylarının dayanında Hz. Peygambere hürmeten ayağa kalkardı ifadesi önemli bir değerdi. Zaten Kılıç kuşanma merasimini evet. e, bilinen en e, önemli protokol merasimiyle en önemli kayıtlardan birisidir. Şu 47 de güzel bir yer almış Buyurun. bu Nuru Muhammedi konusunu ele almış. Hmm. Hem tasavvuf hem de Şii düşüncesinde Hazreti Adem'den bu yana her peygamberin varlığında başlangıçtan beri var olan peygamberi bir nur vardır. Bu peygambere has bilginin kaynağıdır ve logos olan Muhammedi nur ile özdeştir. Bu nurun kılavuzluğu altında olmak, hatadan korunmak demektir. Nitekim imamların çok sayıdaki çocuklarından sadece peygamberi nuru kendi, kendinde taşıyan imam olabilmektedir. Böylece imamlar arasındaki nesep ilişkisi cismani olmanın ötesinde bu nurun bir imamdan diğerine geçişine dayalı manevi bir ilişki olarak kabul edilir. Logos yani, olarak demek her şeyi alt üst eder. Böyle isyanlık inancına taşırı götürür bizi. Felsefeyle birleştirme. Ç hiç, o, hiç o. uymaz yani. Bu da felsefenin dini inancının bir şey akidesidir yani logos. Konu hakkında çok konuşmaya çalışanlar olsa da Anlamsızdı çünkü logosun üstü olmayınca neyle e, vücut bulacak bu? Saçma. Yani logosu çok konuşanlar var da ne konuştuklarının farkında olmadan. Bir de altta şu e, ha, şeye İsmaili koluna evet. giden bir kısım var. Şiiler arasındaki ilk ayrılma 6. İmam Cafer'in yerine kimin geçeceği konusunda yaşandı. Çoğunluk Musa Kazım'ı diğerleri ise İsmail'i kabul ettiler. İkinci gruba İsmail'i adı verildi. Ee, bu özellikle Hasan Sabah da İsmail'i kolundan geliyor evet. ya. Bu, bu böyle bir seçim meselesiydi. Tefrika ile olmuş. Süreç nasıl yaşandı onu soracaksın. İşte İmam de. Musa Kazım Hazretleri zaten otomatik olarak yola devam eden isimdir. Çünkü bu iş şey dışında olmuyor. Seçim metodolojisi işlemez burada. İmam Cafer Sadık bütün mezheplerin atası olmasıyla, hasebiyle kendi evladı olan Musa Kazım otomatikman gelir. Yani Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi dairesinde var olan manevi bir şeydir. seçimle imam, önder, efendim işte mürebbi, şeyh bunları seçimle seçemezsiniz. Böyle bir şey imkansız. Seçimle olmuyor bu işler. Bu ya aldığınız emri ilahi vardır. Yani emri nübüvvet vardır. Emri alır ya atamanızı yapar öyle vefat edersiniz. Emir almadıysanız ve intikali gerçekleştirmeniz, izniniz olmamışsa herhangi bir intikal gerçekleşmez ve post kapanır. Bu post. Burada şu soru akla gelir. Ee, İmam İsmail mi burada hatalı davrandı? Hayır. İmam İsmail'e olan, İmam İsmail'e tabelada o ismi kullanmak isteyenlerin çıkardığı tefrika bu. Öyle bir şey zaten oluyor. yok. İlk yok. Eyvallah. Böyle 12 imamı dur 6. vefat etti 7. Hadi toplanıp bir seçelim diye bir şey olmaz zaten. Öyle bir sürecimiz yok yani. <laughs> yani. O ismi kullanılarak sonrasında... O sonradan diyorlar ki yani bir şey yapacaksınız. Bir tefrika çıkarmak istediğiniz andan itibaren biz de bunu seçtik. İslam'da öyle bir hukuk yok ki. Öyle bir şartname yok yani. Eyvallah. Tasavvuf tarihinde anlatmıştık biraz detaylı olarak o meseleyi. Sayfa 52'ye gittim ben. Eee Şüphesiz e, Mekke ve Medine sakinleri hacca altyapı sağladıklarından vergi ödemiyor. Geçimleri hazine ve vakıflardan sağlıyordu. Yanlış bilgi. Harameyn yararına İstanbul, Edirne, Anadolu'nun muhtelif kentleriyle özellikle Mısır'da kurulan vakıflar vardı. Adı üstünde vakıf bunlar devlet oluşumu değil. Şüphesiz en büyük gelirleri ciddi gümrüğü hasatının yarısıdır. Söz konusu varidatın kendisine tahsis edilen kısmını şerif, Manyetinde bulunan çok sayıdaki araba maişeti için kullanmaktaydı. Bu e, böyle bir şey değil. Bu zaten %20'lik humus hakkı. Evet onu çok es geçmiş. Tabii onunla. tabii hiç hiç bahsetmemiş yani. Çünkü e, yazar ayet bilmiyor, hadis bilmiyor. Hiçbirine kaynak almıyor. Sadece tarihi vesikalar üzerinden gitmiş ki o da şer'iye O da şer'iye seçilir. 55'te bir Timur'la alakalı alan var. Nizamettin Şami Fatım, Fatıma Ay Zehra'nın göz nurları, Tanrı'nın Resulü'nün çocukları, velayet başağının taneleri ve nübüvvet ağacının dalları mesabesinde olan seyitlere merhamet ve riayet gösterir, onları izaz ve tekrim eder, meclislerde onları herkesten üstün tutar şeklindeki sözleriyle Timur'un bu husustaki hassasiyetini dile getirmektedir. Timur'un böyle bir yönü var mı? Genelde çünkü canavar yönüyle tanıyoruz tarihte. Yani bunu Sirin'le bir yolculuğunda belki biraz detaylandıracağız ama bu, bu denli değil ama Timur'un vezirleri arasında var. Ee, Emevilerin özellikle mezarlarını falan kazdırıp kemiklerini yaktırdığı gibi söylentiler var. Böyle bir söylenti var. Ama çok fazla değil gerçekliği. Bu birkaç tane şeyde yapmışlardır. E, Emeviye yöneticilerinden olup da Timur'a karşı gelmiş olanlar için yapılmış olabilir Barış Söyler. O dönemde sanırım Abbasiler var, Emeviler yok. Emevilerden kalan anlayışı devam Hı. ettirmiş, o süreci devam ettirenler mahiyetiyle. 57. Buyurun. İkinci yüzyılda Türk toplum yapısı hakkında bilgi veren Yusuf Has Hacip, Kutadgu birlikte seyitlere, Ali evladı ile münasebeti söyler başlığı altında bir bölüm tahsis eder. Eserde hükümdarından bunlara peygamber uruğu oldukları ve onun hakkı için iyi bakması ve yardım etmesi istenir. Ayrıca seyitleri hürmet ederse devlet ve saadete kavuşacak kaydedilir ibaresi oldukça kıymetli bir ibaredir. Evet. Ee, burada gene bir yanlış, işte bir doğru bir yanlış gidiyoruz. Seyit ve şeriflerin Anadolu'daki tarihinin ne zaman ve nasıl başladığı açık değildir diyor. Hiç altına girmiyorum. İşaretledim ama biraz belki belgesel tarafına bırakırım. Çok köklü bir ifade. Tarih bilmezlik olsa gerek. Ee, ve sonra sayfa 61 var. Buyurun. Özellikle belirtmek istiyoruz ki Türkler'e seyitler arasındaki ilk temas sürecinin tarihi, boyutları ve mekanı hakkında kesin verilere ulaşarak tespitlerde bulunmak şu anki bilgilerimize mümkün değildir. <laughs> Gülmekten başka bir şey diyemeyeceğim. Ne diyebilirim ki? Efendim. Şu 65'te Buyurun. 16. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da ha, evet. nakiplerin sahih seyyipleri ihraç edip tekalif ve örfiyeden kaçan müteseyyitleri dahil etmelerinden şikayet edilmesi oldukça ilginçtir demiş. Bu daha geç bir tarihte olduğunu biliyoruz. Bunun kaynağını merak ettim açıkçası. Evet sayfa 73. Toplumu oluşturan sınıfların idari, iktisadi, dini veya siyasi belirli bir görev bulunur. Yani her birinin sonuç ürünü vardır. Hizmet verir ve mal üretirler. Oysa seyit ve şerifler böyle bir fonksiyona sahip değildir. Ve doğal olarak da fonksiyonel bir toplum tabakalaşmasından yerleri yoktur. Halbuki toplumun bütün derdini çeken, bütün cefasını çeken, insan yetiştiren, etrafı derleyen, toplayan, önderlik yapan, bu kadar sorunu almış olan kesimin bunu söylemek oldukça ilginçtir. 75'te bu ilginçlik devam ediyor. Özellikle çözülme döneminde imparatorluğun genelini etkileyen sosyal ve iktisadi rahatsızlıklarla da seyitlik, şeriflik veya reaya statüsünden kurtulmak isteyen çok sayıda insanın umudu haline gelecektir. Bak evet, gene bilmediği bir şey var. Şeyler çok Bir fazla. adam seyitliğini saklaması caiz değildir seyitliğini açıklayarak yalan söylemesi ise lanetlenmesine kafidir. Bu toplum bunu böyle yapıyorsa bunu yapan adam lanetlenir. Bunu Türkiye'de yapmış olanlar vardır da bunlar ikinci mamunun eliyle olmuştur. Adam gidip dur be sen beni de seyit ilan et diye kime para yedireceksin? Hangi birine yedireceksin? Hangi nakibe kabul ettireceksin? Buyurun efendim. 70. sayfada Buyurun. bir bölüm var. Maverdi'nin el ahkam Sultaniye ile somutlaşan Arap İslam siyasi düşüncesinde toplum İslami esaslar dahilinde ve adaletle yönetilmediği takdirde yönetici değiştirme hakkı vermesine rağmen eski Yunan ve Hint-İran siyasi düşüncesinin etkisiyle değişime uğramış ve statükocu bir nitelik kazanmıştır. İşte Osmanlı siyasi düşüncesinin daha başlangıçtan itibaren sözünü ettiğimiz siyasi düşünce geleneğinin devraldığı, özellikle 15. yüzyıldan itibaren devletin merkeziyetçi bir karakter kazanmasına paralel olarak, Bizans siyasi geleneğinin de etkisi altında kaldığı fark edilebilir diye bir kayıt düşmüş. Yani? yani Kısmi olarak bir gerçek var. var diyebiliriz. Sayfa 78'de güzel bir tespit vardı. Boy der, İstanbul'da yanlışlıkla yeşil başlık takan Venedik soylusunun kanunları ihlalden muhakemeye çıkarıldığı ve canını ancak belli bir miktar para ödeyerek kurtardığını anlatırken. Bak bu ifade bile yanlış. Bu fidyedir. Yani hani Amerikan filmlerinde vardır ya şimdi bir kefaletin ödeyip çıkmak budur kefalettir. Devlet de toplumun bu konudaki hassasiyetini dile getirir diyor. Olay hakikaten bu kadar ciddi alınmıştır Osmanlı devletinde ama yine içeriği çok garip yani parasını verip kurtulduğu filan iballeri oldukça ilginçtir. Ee, yine 79'da şu cümle berbattı: İslam tarihine bakıldığında Nakib-i Kurumunun ne zaman tesis edildiği belli değildir. Kale bile almak istemem. Ee, sonra bunun tarihini tabi biraz ifade etmeye çalışıyorum ama onlar da oldukça eksik. Ee, sayfa 81'de Yıldırım Beyazıt devrinde Emir Sultan'la birlikte Bağdat'tan Bursa'ya gelen Seyyid Nattar Seyyidlerini nezaret etmekle görevlendirildi. Meşair ol Şuara adlı eserini tanıdığımız Aşık Çelebi bu sülalenin mensubudur denilmiş. Evet. Bu bilgiyi de e, izleyicilerimize paylaşmış olalım diyelim. Evet ve yine 82'de aynı yerdeyiz. Evet buyurun. İlk Sadat Nazırı'ndan 17. yüzyılın ilk yarısında Seyyid Mehmet Efendi'ye kadar 13 nakıbülü eşraftan ikisi kendi arzusuyla ayrılmış, geri kalanlar ise ömür boyu vazifelerini sürdürmüşlerdir. Genellikle böyledir zaten. Azillerin başlama tarihi 1634'tür. Bu tarihten sonra da uzun süreyle görevde kalanlar olduysa da aziller yoğunluk kazanacaktır. Böylece 17. yüzyıl imparatorluk genelindeki siyasi, toplumsal ve ekonomik değişimin kurum üzerindeki etkisinin hissedilmeye başladığı bir dönem olması bakımından da önemlidir. Yani sondaki yorumu katması biraz zorlama. Evet. Ama nakıb eşraflık düzeyinde azillerin başlaması başka bir yönüyle ilginç. Başka iyiymiş. bir yönüyle farklı. Ee, sayfa 84 e, nakıb eşraf ve kaymakamlıkların kaymakamların görevleri arasında esas olarak Seyitlerin hal ve hareketlerini denetlemek, halk arasındaki itibarlarını zedeleyecek tutumlarını engellemek sayılabilir. Bu da Nakibül Eşraf'ın ne olduğunu aslında derin detaylı anlatması gerekirken birkaç cümleyle aldığı alanlardan birisi olarak karşımıza geçiyor. Evet. Arka ee... sayfada biraz daha detaylı evet. 85'te. Üçüncü Selim'in cülusu için düzenlenen törende ilk olarak Nakibül Eşraf Seyyid Mehmet Kamil Efendi biat ve dua etmiş. Ardından Şeyhülislam biatta bulunmuştur. Nakıbül Eşraf'ın biat törenindeki yeri Osmanlı'nın seyitlere ve temsilcisi olan Nakıbül Eşraf'a verdikleri değeri gösterir. Ayrıca Nakıbül Eşraf'ın duası, duasında seyitlerin dualarının makbul olacağı inancı da bir sebep olabilir. Osmanlı padişahların culuslarında Nakıbül Eşraf'ın Eyüp Türbesi'nde yeni padişaha kılıç kuşattığı da olmuştur. Örneğin Nakıbül Eşraflar 3. Ahmet, 1. Mahmut ve 3. Mustafa'ya Şeyhülislam'larla birlikte kılıç kuşatırken 4. Mustafa ile 2. Mahmud'a yalnız Nakubi'l-Eşraf kılıç kuşatmıştır. Hı hı. Eksik bilgi ama Nakubi'l-Eşraf'ın e, bir padişahın padişah olabilmesi için şartname olduğu bir dönem yaşıyor Osmanlı. 2. Mahmud'da evet. Nakubi'l-Eşraf mı kuşatmıştır? Evet, aynen öyle. Sayfa 93. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra ganimet mallarından seyitlere de dahil olmak üzere evet. Mekke Medine sakinlerine 7 bin altın gönderdiğine ilişkin bilgiler ilk dönemlerden itibaren Osmanlı yönetiminin seyitlerle olumlu ilişkiler kurdukları şeklinde yollanabilir. Efendim bu bir sosyal statü değil. Bu dini bir hak. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han o hakkın hukukunu yerine getirmekten e, sorumlu olduğu için onu yerine getiriyor. Altında şundan bahsetmiş. Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde günümüze kadar ulaşan Seyit Gazi, Seydişehir, evet. Seydiköy, Seydiler, e, Seyit Ahmetli, Seyitler, Seyit Ahmet Virani ve Seyit Hasan gibi Seyit kelimesiyle yapılmış yer isimlerinin varlığı, Seyitlerin daha başlangıçtan itibaren Anadolu'nun iskanında bizzat öncü rolü oynadıklarının işareti olarak yorumlanabilir. Evet Seyit Gazi bunlardan bir tanesi. Ankara'da sonradan türbesi ihya edildi elhamdülillah. Sayfa 105 var bende. Ondan öncesi 94'ü. Ee, Seyit Feyzullah Efendi ve oğlu Seyit Fethullah Efendi'nin öldürülmesi ise oldukça farklı bir örnek teşkil eder. Şehzade hocalığı, müderrislik ve nakıbül eşraflık ve şeyhül İslamlık gibi ilmiyenin yüksek konumlarında görev yapan Seyit Feyzullah Efendi'nin vaktiyle hocalığını yaptığı 2. Mustafa üzerinde büyük nüfuzu vardı. Şeyhülislamlı esnasında tayin ve azillere müdahale edip yakınlarını yüksek konumlara getirmek suretiyle bundan faydalanmaya çalışmıştı. Edirne vakasında ise Feyzullah Efendi'nin uygulamalarına karşı duyulan hoşnutsuzluk açıkça ortaya çıkıyordu. Nitekim bu olay neticesinde Feyzullah Efendi ve kendinden sonraki Şeyhülislam adayı oğlu Nakıbül Eşraf Fethullah Efendi yakalanarak işkenceyle öldürüldüler. Kızgın kalabalığın gözünde yüksek konum ve nesebin hiçbir öneminin olmadığı açıktır. Eyvallah. Bu ilginç ve belki de eşi benzer olmayan bir olay. İlginç bir olaydır evet. Edirne olayına belki ayrıca eğilmek bak, gerekiyor. Bakmak lazım. Sayfa 105'te bir yer var bende. Seyit ve Şeriflerin toplum içindeki yüksek konumlarına paralel olarak mahkemelerde de şahitlikleri iki kişi yerine geçiyordu. Evet. Ancak bunun zamanla kötüye kullanıldığı görülmüştü. Nitekim yabancı gözlemcilerin ifadelerine göre para için yalancı şahitlik yapanların, yapanların sayısı hiç de az değildi. Ya bunlar o kadar ağır ifadeler ki çünkü Müslümanın en tedirgin olduğu şey yalancılık, bir de yalan şahitlik yapmaktır. Hırzul mulükte emir geçinen bazı kişilerin yalancı şahitlik yaptıkları zikredir. Rikavt, Osmanlı Devleti'nde kutsal kandan geldikleri için saygı gören emirlere dünyevi otorite tarafından pek çok ayrıcalıklar verildiğini ve onlara kötü muamele yapılamadığını kaydeder. Olivier'e göre de eğer bir Türk Seyyid'i dövdüyse eli kesilirdi. Ama Hristiyan veya Yahudi ise hemen ölüme mahkum edilirdi. Böyle bir şey yok yani. Şimdi burada 106'da karmaşa başlıyor. İşte bu filmin patladığı yer. Seyyid ve şeriflerin Alevi toplumu içinde daha saygın ve etkili bir konuma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyemeyiz. Onlar da çok severler. Biz de çok severiz ama sonra bizde bir de devlet refleksi bunu unutturmaya yönelmiştir. Alevi kardeşlerimiz bunu unutmadan kendi işlerinde sözlü olarak yaşamaya ve yaşatmaya devam etmiştir. Malatya bölgesi Alevilerin işledikleri suçlar için dedelerin bir araya gelerek oluşturdukları bir suç ve ceza yönetmeliğindeki en ağır suçlardan biri Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek, Hazreti Peygamber ve ehl Beyt'e dil uzatmak ve onların emirlerini inkar etmektir. Bir kere buradaki Alevi dedilerin vereceği bir karar değil. Bunlar da fıkhi konular. Alevi deliler de o fıkha e uyuyorlar. Sanki onlar bir şey bulmuş gibi yazmak komik oluyor burada gözüme çarpan. İleride bunların hani... işte bundan sonra benim kitapla ilişkim koptu. Seyit olan dedeler yargı görevini de üstlenmişlerdir. Alevilerdeki seyitlik kelimesinin kullanımı gerçek seyitlik manasıyla değildir. O Hazreti Ali'yi sevenlere söylenen cümlelerden biridir. Dede Alevi köylerinde dini ve içtimai hayatı yön verir. Bu aslında dergahın şeyhi anlamındadır. Onun yönettiği cem bir nevi mahkemedir. Zikir meydanına mahkeme dedi. Töreye dayanan muhakeme ile töreye dayanmaz muhakemat. Alevi köylüleri kendi sorunlarını halletmişlerdir. İşte bundan sonra kusura bakmasın Rüya Hanım o kadar kötü bir ya o kadar yanlış hani kötü demiyor. O kadar yanlış bir ifade ki bu. 108 ee, 108'de şey var mesela. Nakubil Eşraf defterlerinden birinde yer alan kayıtta. Bir kere Nakubil Eşraf defterinde böyle bir şey kayıt altına alınmaz. Diyor ki kayıtta kahvehanelerde ileri geri konuşarak halkı rahatsız eden Seyit'i alameti taşıdığı için de müdahale edilemeyen Seyit hakkında Nakubil Eşraf'a başvurulduğu görülmektedir. Böyle 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 çok fazla şey olunca kitap evet. bayağı kendini soğutuyor. Neden? Ben 117'ye doğru gidiyorum. Gerçekten çok uzaklıyoruz. Buyurun efendim. 15. yüzyılda ise Eşrefoğlu Rumi, Kadri Tarikatı'nın Eşrefi Şubesi'nin Osmanlı topraklarında yayılmasında mühim bir rol oynadı diye <laughs> başlıyoruz. Menatı ve Eşrefzade, Abdullah Rumi'nin nesebinin Hazreti Ali'ye bağlanmasıyla başlar. İlim tahsil eden Eşrefzade, ilahi cezbeye kapılarak, Abdal Mehmet, Emir Buhari ve Hacı Bayram'la görüşmüş ve Hacı Bayram'ın yanında 11 yıl kadar riyazet ve mücadele ile en ağır işlerde çalıştıktan sonra dergaha imam olmuştur. Bayrami tarikatının halifesi olarak izne gönderildiyse de daha sonra onun hayatında büyük bir etkiye sahip olan Kadiri tarikatından ve Abdülkadir Gelani'nin evladından Şeyh Hüseyin'le görüşmek üzere Hama'ya gitti. Buradan da icazet aldıktan sonra fikirlerini yaymak için tekrar İzniye döndü ve görüşlerini kısa sürede etrafına yayabilmeyi başardı. Bir tür filmi seyrediyorsunuz yani. Sayfa 120'de de o film devam ediyor. Şunu öncelikle belirtmeliyiz ki diyor yazarımız. Burada geçtiği şekliyle Horasan'ın anlamı Horasan'dan gelen dervişler değil. Horasan kökenli melameti mesleğine mensup sufilerdir. Horasan ekolü melamet prensibini benimseyen, Allah'a ulaşmak için aşk ve cezbeyi esas alan, hoşgörü ve estetik yanı ağır basan bir tesavvuf mektebidir. Yalan. Yanlış. Öncesi yoksa 122'ye gideceğim. Buyurun. Konya'da Mevlana Celaleddin evladından olup zaviyesinde meşihat görevini yürütenler için seyit ünvanlarının kullanılmasının 17. yüzyıla rastlaması ilginçtir. Yoktur böyle bir şey yapamazlar. Sonrasında böyle bir iddia yok mu? Ha iddia var <laughs> ama başında yok yani olmayan bir şey. Sayfa 127'ye gittim ben. Ehli Beyt evet. üyelerinin üstünlüğü düşüncesi halk kültürü seviyesinde bilhassa Alevi kesim ve aşiretler içinde birçok noktada açığa çıkmaktadır. Alevi çevrelerde seyit dede ünvanı alarak aynı zamanda cemaatin dini lideri olmuştur. Yapmayın ya. En azından bir Alevi dedeyle konuşaydınız. Sünni kesimdeki farklı olan bu seyitlerin Osmanlı kültür ortamına kattığı rengin belirlenebilmesi oldukça önemlidir. Yani evet buyurun sizdeyiz. Ya ben de en son işte 128'de İmam Caferi Sadık buyurur ki diye başlayan bir kısım var. Dede otoritesini anlatıyormuş. Bir kişi Hakk'a talip olsa evladı Resul'den başkasına kendisini teslim eylese yani bilmediği yerden biat ve inabe kılsa onun meşrebi ve tuttuğu eteğin silsilesi evladı Resul'e ve Muhammed Ali Hazretleri'ne çıkmasa o kişinin şeyhi şeytan olur. Mahşer gününde erenler katarından ve hak didarından mahrum kalır. Hazreti Peygamber buyurdu ki benim evladımdan başkalarını pir edinenlerin piri şeytandır. Yok. Yazılmış yani. Ay İmam cafer Sadık Hazretleri'ne. Ayıp olmuş. Ayıp olmuş. Evet böylesine önemli bir e, Konu. konuyu böylesine kötü, yanlış, yanlı yazma gayreti keşke güç mesela yani Sadece mahkeme kayıtları ve şeriye sicillerinden yani yola zaten çıkınca demek ki. Kaynaklara falan bak Hayır. Kaynakta çoğu yabancı sen söylediğin gibi. Çok evet. yani. Rico, Olivia. Evet evet evet. Baya baya baya. Arendon, Dibor, Arendon, Böyle devam ediyor. En son zaten Sajan. bu Riko'yu biz de alıp okuyacağız galiba parça parça okumaktansa. Evet bari bir bütünlü aslında bir araştırmak belgesinin bir yerine herhalde ekleyeceğiz yani o yabancı kaynak. Çünkü aldığımız da her kitapta adı geçti. Eyvallah amenna. O kaynak şeyi değerlendirmek adına önemli olabilir. Bir dahaki hafta inşallah ikinci Mahmud'un İstanbul'u İstanbul konuşuyor olacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla. フフフ。